projeden bahsettiğinde böyle bir işe başlıyorum evet. diye. Biraz şey duydum tabii, hadi bakalım nasıl olacak 8 kadın sette sürekli. Hayır. Ay yok canım. Yani bence en büyük problem olan şey aslında empati. Kadınlar sanki hep birbiriyle rakiptir ve anlaşamaz ve sıkıntı yaratır gibi. İnsanlığın genel bir değişimi olduğunu düşünüyorum. O kadar küçük dertlerimiz olmuyor artık. Özellikle ego yapmak gibi. Evet, yani evet. çok daha büyük dertlerle savaşıyoruz kesinlikle. Artık. Hani her şeyi, bütün insanlık olarak ve bence egolar falan çok küçük kalıyor artık. Herkese merhabalar. Devam ediyoruz Kadına Mahsus filmimizin oyuncularıyla söyleşimize. Yanımızda Merve Çağıran ve Başak Parlak var. Öncelikle nasılsınız? Uzun bir süre sonra filminiz yayınlanacak. Neler hissediyorsunuz? Heyecanlıyız. Evet, heyecanlıyız. Biraz bizim için uzun bir bekleme dönemi olmuş oldu. Malum Şubat'taydı aslında vizyonumuz. Ama şimdi tekrar filmi hatırladık aslında biz de birazcık. Böyle bir heyecanla bekliyoruz. Heyecanlıyız evet, bir sene oldu çekeli. Kasım'da değil mi? Kasım mı? Sanıyorum Kasım. Ekim-Kasım gibi evet, çekmiştik. Geçen sene Kasım'dı. Peki şimdi farklı hikayeler, farklı kadınlar görüyoruz ve birbirine aslında merhem olma durumu var. Kadınların birbiriyle bir dayanışması var. Ve aslında özenilen bir dayanışma hikayesi izleyeceğiz anladığım kadarıyla. Siz filmi, süreci, hani karakterlerinizi nasıl anlatırsınız? Klasik bir soruyla başlayalım. Benim karakterim aslında biraz diğer kadınlardan farklı. Hatta bu işte bir kamp var kadınların evet. beraberce orada birbirlerine şifa olmak niyetiyle geldikleri. Bu kızın aslında niye geldiği çok belli değil ilk başta. Biraz sürprizli bir karakter. O yüzden şimdi ben söyleyemiyorum niye geldiğini. Pelin karakteri. Evet. Çok eğlenceli, çok deli dolu, çok tatlı bir kız. Oynamak enerji olarak bana çok iyi gelmişti o zaman da. Film ilk bana geldiğinde zaten oyuncu kadrosu az çok şekillenmişti. Yani kadro çok güzeldi. Hep çalışmak istediğim oyuncu arkadaşlarımla. O yüzden Serdar Akar'da çekince evet. Dahil olmak istedim. Bir de böyle güzel bir mesajı olan, kadınların birbirlerinin yurdu olduğu sloganımız da öyle. Bir işte çalışmak benim için çok keyifli oldu. Benim karakterim de Oya. Oya bir öğretmen. Eşi tarafından baskı görüyor ama farkına varamıyor aslında. Evlilik içinde böyle şeylerin normal olduğunu düşünüyor. Ama sonrasında bir arkadaşının tavsiyesiyle bu kampa geldiğinde, ne kadar baskı gördüğünde biraz fark ettiği bir durum var. Sonra bir şeyler değişiyor işte hayatında. Peki kadın kadının kurdu değil yurdudur. Çok güzel bir sloganla aslında filminiz vizyona girecek. Siz bu sete başlarken Merve, senin de aslında bir söyleşinde duymuştum. Hani biraz da çekindim bu kadar kadın bir arada. Aslında bu kafanızda tabular ya. İşte kadınların bir arada olduğu yerde işte hasetlik olur, işte kıskançlık olur, birbiriyle çalışma olanakları daha sıkıntılıdır. Aslında bu insana özgü bir şey. Yani insanın aynen. insan olduğu her aynen. yerde böyle bir durum yani, var ama hepimiz birbiriyle kafasında... aslında orada öyle demek istiyorum. Evet, evet. Birbiriyle yeni tanışan insanlar olunca bir de hı hı. yani hem cins olarak değil de hani çok bir aradayız ve hep bir aradayız. Evet, set evet. hep bir arada gidiyor. O yüzden aslında ama o kadar iyi anlaştık ki hepimiz. Hiç öyle bir sıkıntı da olmadı. Aksine çok daha güzel oldu her şey. Harika. Hiç çekinceniz oldu mu sizin de? Yani dışarıdan bahsettiğimde, bu projeden bahsettiğimde böyle bir işe başlıyorum evet. diye. Biraz şey duydum tabii, hadi bakalım nasıl olacak 8 kadın sette sürekli. Yani çok aslında ben tedirgin değildim. Tam da hani beklediğim gibi oldu. Çok yani birbiriyle tabii ki kimsenin bir derdi yok yani. Dışarıdan böyle bir algı olabiliyor. Kadınlar sanki hep birbiriyle rakiptir ve anlaşamaz ve sıkıntı yaratır gibi. Aslında hiç öyle bir şey olmadığını biz sette yine bir kez düşünce daha gösterdik. Düşünce DNA'mıza işlenen böyle bazı tabular var. Unuttuğumuz hangi duyguyu hatırlatacak bu film bize? Onu sorayım size. Yani ben şimdi genel olarak baktığımda bu kadın erkek mevzusunun dışında geçmişe göre daha böyle az utanır olduğumuzu görüyorum tüm insanlık olarak. Sizin bu filmle seyirciye vermek istediğiniz duygu, düşünce nedir? Yani benim için tamamen yeni tanışan insanların bile tamamen bir bütün olabilmesi aslında. Öyle bir duygu veriyor bana. Yani bence en büyük problem olan şey aslında empati. Yani empati duygusunu gösteriyor, anlatıyor. İnsanların birbiriyle nasıl anlaşabildikleri, sarıp sarmalayabildikleri. Hı hı. Utanmıyoruz diyorsunuz ya artık. Evet yani çünkü çok başka bir şeye doğru da evrildik yani. Evriliyoruz hali hazırda. Ama bence empati kurmak bunu hatırlatacak. Sormadan, sorgulamadan yardım edebilmek aslında. Evet. Hı hı.
bir beklenti oluşmadan karşılıklı bir şekilde. Evet, harika. Şimdi genel olarak eskilerden çok şey duyardık. Ego savaşları setlerde, işte oyuncuların birbirini çekememesi, skandallar gibi gibi. Ama şu anda son dönemde gerçekten çok sağlıklı ve samimi bir ortam görüyorum ben tüm dizi filmlerde. Gerçekten birbirine saygı duyan, birbirine sevgi gösteren bir oyuncu topluluğu görüyorum. Bu sizce bir farkındalık mı? Oyuncu arkadaşına duyulan bir saygı mı? Yoksa sosyal medyanın görünürlüğüyle gelen biraz daha böyle sahte bir yerden mi bir samimi durum var sizce? Hani linç yeme kültürü, işte eğer ben bu sette bir şey yaparsam belki de görünür olacağım ve sıkıntı olacak bana. Daha mı samimi bir yerden var? Öyle bir şey de olabilir belki küçük bir yerden ama ben öyle düşünmüyorum. Ben genel bir değişim, insanlığın genel bir değişim olduğunu düşünüyorum. O kadar küçük dertlerimiz olmuyor artık. Özellikle ego yapmak gibi. Evet, yani evet. Çok daha büyük dertlerle savaşıyoruz kesinlikle. Artık. Hani her şey, bütün insanlık olarak ve bence egolar falan çok küçük kalıyor artık. Böyle insanlar bunlarla hani uğraşmak istemiyor gibi geliyor bana. Geride bıraktık evet, artık. Evet, çok, evet. Aslında çok günlük dertlerimiz kalmayacak derecede üzülüyoruz bazı şeylere artık yani. Böyle çok doğru, evet. Çok haklısın. Ya bir jenerasyon da değişiyor aslında. Evet. Yani hali hazırda çok genç bir jenerasyon var. Şu an aktif olarak çalışan. Hı-hı. Bence bunun da etkisi var. Belki daha farkındalığı yüksek geliyor olabilir. Tabii ki bu farkındalığı yükseltmek, yani bu farkındalığın yükselmesi sosyal medya araçlarıyla da olmuş olabilir. Hı-hı. Ama ben bunun işte ben şimdi hadi problem çıkarmayayım, bu da duyulmasın gibi bir yerden değil, daha samimi bir yerden yapıldığına inanıyorum. Öyle de gördüm hep setlerde. Türk dizi tarihinde keşke ben şu kadın karakteri oynatsaydım dediğiniz bir karakter var mı? Hayır. Tekrar izlediğiniz. Ya çok beğendiysem karakteri oyuncu çok iyi oynamış demek tabii, oluyor. O yüzden hiç. Ama keşke ben de öyle bir hikayede öyle bir karakteri oynasaydım. Ya benim yabancı var bir tane. Angela diye bir film evet. var. Siyah orada beyaz bir film. Oradaki Angela'yı oynamayı çok isterdim. Bence evet, müthiş bir şey yani. Çok güzel müthiş bir filmdi. Evet. Sizin var mı? Benim hayal ettiğim karakter yok galiba. Peki. Son olarak da sektörünüzdeki en balon efsaneyi soracağım size. En daha balon böyle efsane. Tatlı bir biti. Nasıl bir şeyden bahsediyor? Şöyle mesela işte rolden çıkamıyorum. İşte... Ay yok canım. Ne alakası var? Ya bana bir kere şeyde olmuştu böyle tiyatro sınavı gibi bir şeye giriyordum. Yani sahnedeydim hani dizi çekim. Dizi çekimine zaten o kadar da girilmiyor. Yani evet. Bir sürü insan falan. Orada bir şey olmuştu bana ama öyle o kadar da abartı bir durum değildi. Evet. Sizin de böyle aslında bizim sektörde şöyle söylenir ama bunlar biraz balondur dediğiniz farklı noktalar var mı? Yani tabii şimdi o dediğiniz ön çalışmalar Hollywood'da gerçekten yapılıyor. Hı-hı. Ama Türkiye'de çok zor çünkü çok hızlı oluyor her şey. Evet. Yani bir ön hazırlık süreniz çok az oluyor. Onu en iyi değerlendirmek, en iyi şekilde değerlendirmek önemli. Yani balon herhalde... Benim de şimdi öyle bir anda sorunca gelmedi. Aklınıza gelmedi. Kesin evde gelir. Kesin. Aynen benim de. Rolden çıkamıyorum diye bir şey yok ama anladığım kadarıyla yok. Sizden. Ben çıkamayanı görmedim henüz ya. Peki son olarak da setin en çalışkanını, en komiğini ve en pimpirini soracağım size. En çalışkanı. Bence en komiği Müjde. Evet. Öyle mi? Evet. Aa. Müjde. Müjde. Şöyle Elif şuradan Elif Can belki en çalışkan olabilir mi? Şebnem abla. Bence en çalışkan Melisa. En çok o çalıştı. Ay, şey olarak, vakit olarak mı? Hayır. En çok o çalıştı. En çok o çalıştı. En komiği Müjde. Pimpirik yok gibi çok pimpirik. Var mı? Belki Aslı. En böyle şey, özenen her şeye. Evet. Detaycı. Evet. Aslı çok detaycı. Evet. O konuda Aslı. En çalışkanı belki Ceyda olabilir. Her yere yetişiyor. O kadar koşuyor ki. Evet. Hani set dışında da çok çalışıyordu. O setten bir yere yetişiyor. Programı var falan. O olabilir o yüzden. Peki çok teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için. Sağ olun. Merakla bekliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bundan sonraki programlara kadar hoşçakalın. Thank you.